Herkese merhabalar. Bugün çok merak edilen bir yerdeyiz aslında. Bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Yüzüne ne tür işlemler yaptırıyorsun? İşte buradayız. Şimdi çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Evet. Gözaltı dolgusu. Işık dolgusu deniyor. Evet, gözaltı ışık dolgusu. Ben kendim yaptırmadım henüz. Ben istedim aslında. Mustafa Bey dedi ki gerek yok dedi. Evet, en çok da o oyunu seviyorum. Genelde ben sana ısrar ediyorum. Sen bana yapmıyorsun. Ama gerçekten çok etkili bir yöntem. Kafama takılan soruları ben sana soracağım. Tabii. Sen de lütfen unuttuğum bir şey varsa bana ilave et, ekle. Ama en önemlisi bugün abone olan ve yorum bırakan bir izleyicimize gözaltı ışık dolgusu hediye ediyoruz. Tamam. Şimdi gözaltı dolgusu hangi göz yapıları için uygun? Şimdi aslında buna gözaltı ışık dolgusu denmesinin nedeni şu. Biz o bölgede yüzün en fazla gölgede kalan alanıdır. Burada bir şeyi aydınlatmak istiyorum. Hastalar hep orada bir ışık dolgunun çeşitinin farklı olduğunu ve orada bir ışıklı bir efekt yaratacağını düşünüyorlar. Hayır, biz ona gözaltı ışık dolgusu dememizin nedeni o çukurlar yüzde bir gölge oluşturduğu için, karanlık gösterdiği için oraya dolgu yapılabildiğinde yüz daha aydınlık göründüğünden biz gözaltı ışık dolgusu olarak adlandırdık. Bu dolgunun özelliği, genellikle dolgular hyaluronik asit biliyorsun ve bu hyaluronik asit dolguların özelliği de su çekme kapasitesi yüksek dolgular. Bundan 4 ya da 5 yıl öncesine kadar, hatta 7 yıl öncesi diyebilirim tam net tarihini, 7 yıl önceye kadar gözaltına uygulanabilen özel bir dolgumuz yoktu. Yani oraya kullandığımız hyaluronik asit çok fazla su çektiği için şişme efektleri görülebiliyor. Evet. Ama bu çıkarılan ürünle o bölgeye çekilen suyun miktarı sınırlandırıldı. Burada bir dipnot açalım. Evet. Siz daha iyi biliyorsunuz, sizden öğrendiklerimi, okuduklarımdan öğrendik. Atıyorum, yanağınıza yapılan dolguyla, dudağınıza yapılan dolgu, gözünüzün altına yapılan dolguyla, boynunuza yapılan dolgu birbirlerinden farklılar. O yüzden buna dikkat edelim. Ehil ellerde, bilen ellerde yapılması, yani, steril ortamda yapılması çok önemli. Çok önemli. O yüzden de göz altına uygulanabilen iki adet markanın ürünü var, prodüksiyonu var. Şimdi hepsi hyaluronik asit deniyor, öyle değil. Şöyle düşün Aslı'cığım, mesela petrol ürünleri diyorsun, bunların hepsinin içinde katran da var. Ama uçak benzini de var. Dolayısıyla kalitesi en yüksek olan hyaluronik asit seçmek zorundayız. Yani her hyaluronik asit de masum. Hiçbir problem yaratmayacak, hiçbir sıkıntı yaratmayacak hyaluronik asitler değildir. Bunda da iki marka çok ön plana geçti ve göz altında rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama morluk için ve çökük olduğu zaman. Çökük olduğu zaman. Morluk için değil. Morluk için bile değil. Bir dedim açıyor. Yani şöyle açıyor aslında. Dokuyu kaldırdığınız için ve orayı yükselttiğiniz için oradaki gölge azalıyor. Şimdi burada en önemli nokta şu aslında. Hastalar gözaltı ışık dolgusunu gözaltı morluk tedavisi sanıyorlar. Öyle bir şey yok. Önemli bir şey. Evet, yani gözaltınızdaki morluk. Hastalara diyorum, gözünüzün altı mor mu? Evet. Ailenize bu genetik mi? Evet. Annem. Ne yapacağız peki? Şimdi orada çok sınırlı tedaviler var. Maalesef gözaltınızla göz kapağınız aynı renkte. Yani onu değiştiremiyorsunuz ki. Hastaya diyorum ki gözünüzü kapatın, kirpiğinizin oradaki renkle gözünüzün altındaki renk arasında bir fark var mı? Ama yani tedavi yok mu? Tedavi var tabii ki. Mesela? Yine gözaltı ışık dolgusuyla başlanır. Sonra lazerler, arkasından o rengi açmak için uygulanan mezoterapiler. Ama şunu net söyleyebilirim Aslı'cığım. Hani gözaltı morluğu %100 geçebilen bir şey değil. Yani bu konuyla ilgili izleyicilerin özellikle bilinçlenmesini istiyorum. Farklı şeylerde de bulunmayalım. Peki bir şey söyleyeyim. Lazer yapılıyor mu gözaltına? Yapılıyor tabii. Sadece yeni mi çıktı? Her yerde yok. Burada var biliyorum. Yeni geldi ama. Evet, bizde var. Gözaltına uygulanabilen lazer tedavileri. O ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Aslında şöyle, gözaltı dediğimiz yer çok sınırlı bir alan. Küçücük bir deri parçası. O bölgeyi iyileştirdiğiniz ve daha iyi hale getirdiğiniz zaman lazerle oradaki renk açılmaları, çizgilerin açılmasını da görüyoruz. Yani ilk etkisi renk açılması mı, çizgi açılması mı? İlk etkisi ikisi birlikte aslında. İkisi birlikte. Hem çizginin azalması hem de rengin kaldırıyor açılması. Kaldırıyor mu? Yani gerginlik Gerginlik sınırlı tabii ki. Yani çok büyük gerginlikler beklememesi gerekiyor hastanın ama tabii ki açıyor. Ben Mustafa Bey'e belirli aralıklarla şöyle 4 ayda bir vitamin yaptırıyorum. Yüzüme vitamin yaparken alnımın, saçımın başladığı yerden göğüs dekoltime kadar yapıyorsun. Buraya farklı yapıyor. Buraya farklı bir kombinasyon yani yapıyorsun. Her yerin gözüme farklı yapıyor.
Evet. Gözümün üstüne de yapıyorsun. Evet. Bir de ben geçen sene şey yaptırmışım, o da fark etti. Scarlett yaptırmışım, onu başka bir şeyde konuşacağız bu konuyu. Fakat o Scarlett'in iğnelerini de böyle gözümün altına yapmıştım. Tabii, o da bir açıklık vermişti. Açılma ve renk değişmesi yaratabilir. Şimdi burada aslında vermemiz gereken mesaj, tabii ki gözaltı ışık dolgusu gerçekten muhteşem bir sistem. Ama doğru hasta, doğru tedavi, doğru hekim uygulaması ve hastanın beklentisinin de belirgin bir düzeyde durması gerekiyor. Yani teknolojiyle birleşince ancak doğru sonuçlar ortaya çıkıyor. İğneyle yapılan bir sistem. Evet, kanülle yapılıyor. Kanül dediğimiz şey hani böyle serum takılır bize. İncecik bir şey. Evet, ince uzun bir iğneyle önce bir delik açıyoruz. Sonra ince o guide dediğimiz yere içine yerleştiriyoruz ve dolguyu verip çıkıyoruz. Peki, ne kadar kalıyor? 18 aya kadar kalır. 1,5-2 yıl kadar kalır. İlk şey revizyonu böyle bir yıl sonra yapabilirim. Yani genellikle ben şöyle, evet, birinci yıl hastayı bir görmek isterim. Hani ne durumda, mutlu mu, mutsuz mu, ama orası çok hareketsiz bir bölge ve drenajı çok fazla olan bir yer değil. Dolayısıyla dolguyu da çok çabuk kullanamıyor. Yani 1,5-2 yıla kadar kalabiliyor. Ya benim tek tavsiye edeceğim ve tecrübe ettiğim bir şey var. Bir şeyi çok sık yaptırınca da çok kötü duruyor. Yani her şeyin dozunda güzel. Tamam, belli bir yaştan sonra ben de botoks yaptırıyorum ama bu botoksu sık yaptığımda. Özellikle dolgu çok önemli ama çok. Göz altında iki defa mesela 6 ayda bir yaptıran birisi yok, fazla oluyor. Yaptırınca çünkü zaten ben görünce anlıyorum, çok rahatsız ediyor. Çünkü niye rahatsız ediyor biliyor musun? Aslında orada üçüncü boyut devreye giriyor. Yani aynada kendini bazen hastalar hissedemiyor. Hani bakıyor, evet hala gölge var diyor. Halbuki mutlaka alt göz kapağınızın bittiği yerde hafif bir çukur mutlaka olmalı yani ki böyle yanak kontrolü oluşsun. Çok yapılı duruyor. Tabii, yani yanak o zaman göz kapağınızın altından başlamış oluyor. Bravo, evet. O da çok kötü bir görüntü oluyor. Yani bir insan anatomisinde o yok zaten. Mutlaka bir alt göz kapağı var. Onun altında hafif bir boşluk, sonra yanak başlıyor. Gözaltı için iki tane marka var, evet, onlar? Ya iki tane. Birisi Teosyal Redensity 2, evet, en çok bilinenidir. Evet. Bir diğeri de Juvederm'in Volite ve Volbella denilen ürünü. Peki sen, ben geldim, hangisini, içerikleri farklı da gelen hastaya göre mi tercih ediyorsun? Gelen hastaya göre, çünkü o, şimdi hyaluronik asit söylediğim gibi su tutma özelliği olan ve çapraz bağlarıyla bunu sağlayan bir molekül. Dolayısıyla hastanın çöküklüğüne göre, beklentisine göre aslında neye ihtiyacı varsa hastaya bunu anlatıyorsunuz. Yani burada beynelmiler kullanılan, dünyanın bütün otörlerin kullandığı 3 tane argüman var. İşte Teosyal Redensity 2, Volbella ve Volite. Bunun dışındaki moleküller zaten risk yarattığı için biz kullanmıyoruz. Hastaya size bu uygun deyip hastanın gözünün önünde enjektörü açıyoruz ve enjektörün belgesini de hastaya mutlaka veriyoruz. Evet, bu arada çok kötü hikayeler de okuduk, duyduk. Merdiven altı yerlerde. Güzelleşin diyerekten tedavisi mümkün olmayan derecede. Yani sayıları 2-3 ay içinde binleri bulan şey alıyoruz, mail alıyoruz. Biz bu arada Mustafa Bey bize jest yaptı. Bugün yorum yapan, tabii ki abone olmanız gerekiyor zaten yorum yapabilmeniz için. Şanslı bir tane dinleyicimize, izleyicimize gözaltı ışık dolgusu hediye ediyoruz. İstediklerinizi yorum bırakın, biz içlerinden seçeceğiz. Bir ay içerisinde size ulaşacağız. Bu arada bir yaş şeyi var mı? Mesela 18 veya çok yaşlılar yaptırabilir. Çok yaşlılarda genellikle, yani çok yaşlı derken tabii ki artık bu yaş skalası çok değişti. Ama çok fazla gevşeklik varsa göz altında ya da bizim herniyasyon dediğimiz bir fıtıklaşma varsa, yani yanakla alt göz kapağı arasında bir şişlik varsa o hastalarda çok uygulamıyoruz. Bu da ileri yaşlarda aslında çok fazla uygulamadığımız bir yöntem diyebiliriz. Aslında küçük yaşlarda olmamak kaydıyla belli bir yaşlarda minik minik dokunuşlarla tabii. oraya gelmeden sürdürülebilir olduğunu aslında güzel zaten. Evet. Hani estetiğin özellikle medikal estetikteki bu uzmanlığın nedeni bu. Yani estetik sürdürülebilir olduğunda mantıklı. Bir de dozunda, ne olur dozunda. Bana çok soru geliyor Mustafa Bey. İşte yüzüne ne yaptırdın, evet, işte orayı mı yaptırdın, burayı mı yaptırdın? Ben hiçbir şey saklamadım bugüne kadar. Her tabii, şeyi de gerçekten paylaşıyorum. Buradaki en önemli şey, ben size gelsem her 3 ayda bir bana bir şey, zaten siz yapmazsın yok. Ama
ben de zaten o bilinçteyim. Hani görüyorum. Yani hani... o bilinciniz var ve kendinizi izlemeyi ve görselinizi iyi değerlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada mutabık kalabiliyoruz ama bazen mutabık kalmadığımız hastalarda oluyor. Yani çizgi kovalayıp sürekli biraz daha, biraz daha, biraz daha bunun olabilir olması sürdürülür olduğu anlamına gelmiyor. Bir defa gözaltı ışık torbasını, ışık dolgusunda şunu da yapalım. Kırışıklık için değil, kırışıklık kaz ayakları oluyor. Yani o bölge daha çok çukur olan yani gözlerde. Yani alt göz kapağınızla yanağınız arasındaki çukur uygun bir şekilde düzeltilebiliyorsa bu ışık dolgusuyla halledilir. İzleyenlerden birçoğumuz belki de bu işlemleri yaptıracak bütçesi yok. Evde ne yapabilir? Mesela ben geleceğim, yaptıramıyorum. Evde yapacağım bir şey var mı? Bir krem önerir misiniz? Veya bir doğal bir... Ya, tabii ki doğal kürleri ben yenmesinden taraftarım. Hani böyle salatalık koy, yok efendim bal sür, yulaf sür falan. Ben bunları çok destekleyen bir doktor değilim ama bunları yiyebilirsin. Ben destekliyorum. Daha sonra anlatacağım size. Evet, bazen hastalarımız çok fayda gördüğünde söylüyorlar. Tabii ki faydalıdır ama bu benim kendi bilim dalımdan. Evet. Dolayısıyla bunları destekliyor olmam bana çok doğru gelmiyor. Ama bunları taze taze yiyip tüketebilirsiniz. Kesinlikle. Tabii ki bunların çok faydası var. Gözaltınızdaki çöküklüğü azaltmak için birçok su içmeniz gerekiyor. Evet. Yani niye su içmeniz gerekiyor? Çünkü vücut suyunu kaybettikçe ilk gözaltları çöker zaten. Çünkü orası en ince cildin olduğu yer. Dolayısıyla doğru ürün kullanmanız gerekiyor. Yani iyi bir nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Burada hani marka çok önemli değil. Ben ama, de aynı şeyi söyledim. Evet, marka önemli değil ama ürün kullanıyor olmak çok önemli. Yani hani bir gün değil ürün. Sürekli ürün kullanmanız gerekiyor. Sabah, akşam düzenli ürün kullanılmasını öneriyorum. Tabii ki orası koyulaşmaya müsait bir yer. Dolayısıyla hani özellikle yaz aylarında güneş gözlüğünüzü ihmal etmeyin. Çünkü cildiniz bir ton koyulaşıyorsa orası zaten koyu 3 ton koyulaşacak. Ve bazen de kabul etmek de gerekiyor. Yani çok esmer hastaların o morluklardan çok şikayet ediyorlar ama ben hastalara diyorum esmerliğin güzelliğini yaşayın. Gerekirse bir ufak bir kapatıcıyla hayatınıza aynen, devam edin. Benim yüzümde de mesela çiller oluyor göğsümde de dekoltan. Tabii o da beyaz hastanın sorunu. Evet, o da beyaz hastanın. O da beyaz hastanın sorunu. Çok beyaz zaten. Gerçi biraz yandım ben. Ya evet, bronzlaşmışsın ama beyaz hastanın da sorunu odur. Hani makyajsız böyle daha böyle yüzü renksizdir. Hep makyaj ister. Hani bu ufak kusurlara çok takılmamak, çok üstüne gitmemek ama tabii ki doğru hastada doğru tedaviyi koyduğunuzda da muhteşem sonuçlar çıkıyor. Ben sonrası bir ara yüzüme ve gözüme yaptığım birkaç evdeki doğal bakımlarını, kremlerini paylaşacağım bu arada. Bana şey diyor, Mustafa Bey ben artık o kadar taciz ediyorum ki mesela gecenin saat 11'inde size mesaj atıyorum. Evet. Yeni bir alet çıkmış veya yeni bir krem, içeriğini bazılarını anlayamıyorum. Mustafa Bey atıyor. Mustafa Bey bu ne demek oluyor? O bana çok şey yapıyor. Ya şimdi tabii ki sizin özelliğiniz gerçekten çok iyi biliyorsunuz bu konuyu. Esen de sizden öğreniyorsunuz. Hayır ama bu konuyla ilgilisiniz ve ilgi alanınızda artı çok da iyi takip ediyorsunuz ve güzel ürünleri de buluyorsunuz. O yüzden de tabii ki sormanız normal. Biz de aynı şekilde yani o kadar hızlı ilerliyor ki çünkü bazen siz daha önce yakalayabiliyorsunuz. Özellikle kozmetik ve dermokozmetikleri. Burası İstanbul Nişantaşı'nda bir merkez. Telefonlarını da aşağıya bırakacağız. Sorunuz olduğunda burayı da arayabilirsiniz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey'ciğim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.